Merhaba arkadaşlar. Allah'ın varlığının delilleri serisinin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Daha önceki üç videoyu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Hatta önce onları izleyip bu videoya geçmenizi tavsiye ederim. Bu video serisinde benim makul bulduğum, güçlü bulduğum Allah'ın varlığını destekleyen argümanları anlaşılabilir sade bir dille anlatmaya çalışıyorum. Teknik detaylara çok boğulmadan inşallah önümüzdeki zamanlardaki videolarda itirazlara ve daha teknik konulara bu argümanlarla ilgili değinmeyi düşünüyorum. Evet, daha önceki videoları izlediyseniz ikinci videoda evrenin yaşam için hassas ayarlı olmasından hareketle Allah'ın varlığı lehinde bir argüman savunuyorum. Aslında din felsefesiyle ilgiliyseniz ya da çağdaş Allah'ın varlığı lehindeki ve aleyhindeki argümanlarla ilgili okuma yaptıysanız mutlaka bu argümanı duymuşsunuzdur. Ancak daha az bilinen, pek duyulmayan hassas ayar argümanının ikinci bir versiyonu var. Bu evrenin yaşam için değil, keşfetmek yani bilim yapmak ve teknoloji üretmek için hassas ayarlı olduğunu iddia eden ve buradan hareketle Allah'ın varlığını göstermeye çalışan bir argüman. Şimdi biz 21. yüzyılda özellikle çok büyük bilimde atılımlara alışkınız. Yani bilimin çok normal görüyoruz insanın evreni keşfedebiliyor oluşunu. İşte teknoloji üretimini çok normal görüyoruz. Her tarafımız ciddi teknolojik cihazlarla dolu. İşte kameralar var, cep telefonlarımız var. Yani teknoloji hayatımızın sıradan bir parçası oldu. Ama çok değil. 1000 yıl öncesine, hatta belki 500 yıl öncesine alıp bu cihazları götürürsek insanlar şaşıracaktır. Doğaüstü bir şeyle karşılaştıklarını düşünecektir. Yani evrenin bu kadar zengin bir teknolojiye yol açabileceğini öngörmek, izin verdiğini öngörmek çok kolay değil. Çoğu insan, hatta bilim insanları bile 16. yüzyılda şaşıracaklardır bu teknolojiyle karşılaştıkları zaman. Muhtemeldir ki bundan 20 bin yıl sonra dünyada gelişecek bir teknoloji de bizi tamamen şaşırtacaktır. Dolayısıyla evrenin bilime ve teknolojiye uygun olması aslında zannettiğimiz kadar şaşırılmayacak normal bir şey değil. Hele ki fizik biliyorsanız ve evrenin bilime uygunluğu ve teknolojiye uygunluğu hakkında düşünürseniz aslında durumun daha da ilginç ve evrenin bu şekilde olmasının daha da şaşırtıcı olduğunu fark edeceksiniz. Hassas ayar ikinci videomuz, yani evren hassas yaşam için hassas ayarlı olduğundan hareketle Allah'ın varlığını geliştirdiğimiz videoda detaylıca, daha detaylı değindiğim gibi evrenimizi kontrol eden temel bir takım rakamlar var. Temel sabitler var. Evrenindeki işleyişi belirleyen. Bu sabitlerde yapacağınız en ufak oynamalar evrende bilim ve teknoloji yapmayı ciddi manada zorlaştıracaktır. Yaşadığımız evren, diğer bir deyişle evrenin temel sabitleri bilim yapmaya optimum değere sahiptir. Birkaç tane örnek vereyim, sizi çok sıkmadan ve fiziğe boğmadan. Mesela ince ayar sabitini ele alalım. İnce ayar sabiti evrendeki dört temel kuvvetten biri olan elektromanyetik kuvvetin gücünü kontrol ediyor. Bu sabiti arttırdığınız zaman elektromanyetik kuvvetin gücü artıyor. Yani yüklü parçacıklar, elektronla protonun birbirini çekme gücü artıyor. Düşürdüğünüz zaman da çekim gücü azalıyor. Şimdi bu parametreyi, bu ince ayar sabitini %10 gibi küçük bir miktarda arttırırsak ateşler uzun süre yanmaz hale geliyorlar. Bu ne anlama geliyor? Tabii ki metalleri siz ısıtıp eritemiyorsunuz, metalurji yapamıyorsunuz. Dolayısıyla insanlık metal çağına geçemiyor. Taş devrinde çakılı kalıyor. Dolayısıyla siz bu şartlar altında ne bilim yapabilirsiniz ne de teknoloji geliştirebilirsiniz. Diğer taraftan %10 miktarında küçültürseniz bu temel sabiti, bu sefer de ateşler hiç sönmüyor. Bütün yakıtları bitirene kadar yanmaya devam ediyorlar. Gene ateşiniz olmuyor çünkü yakıtlarınız olmuyor ve dolayısıyla gene teknoloji üretemiyorsunuz. Ayrıca ince ayar sabiti mikroskopun ve teleskopların yakınlaştırma oranını da belirliyor. Eğer ki siz ince ayar sabitini birazcık küçültürseniz İlginç bir şekilde tam mikroskopun büyütme oranı hücre büyüklüğüne tekabül ediyor. İşte mikron seviyeleri gösteriyor.
Eğer ki siz bu ince ayar sabitini çok küçültürseniz artık mikroskop hücreleri göremez hale geliyor. Bu da biyolojide yaşadığımız devrimde mikroskopun oynadığı rolün kaybolmasını, dolayısıyla biyolojinin geriye gitmesine neden oluyor. Bir başka örnek daha vereyim. Gene bir diğer kuvvetimizi ele alalım. Güçlü nükleer kuvveti ele alalım. Güçlü nükleer kuvvetin gücünü belirleyen sabiti birazcık arttırırsak, mesela 10 ile çarparsak, ki bu mümkün olan değerlerin göz önüne aldığımızda, sonsuza kadar büyüyebileceğini göz önüne aldığımızda çok küçük bir değişim. Bu kadar küçük bir değişimde bile 10 kere arttırırsanız atomların bozulma oranı 100 katına çıkıyor. Yani sabit kararlı atomlar çok daha azalıyor. Bu da şu anlama geliyor. Siz potasyum 40 tarihlendirme metodunu hiç kullanamıyorsunuz. Karbon 16 tarihlendirme metodunu kullanarak ise sadece 300 yıllık nesnelerle ilgili tarihlendirme yapabiliyorsunuz. 300 yıldan eski nesnelerde karbon 14 metodunu kullanamıyorsunuz. Bu da jeolojinin ciddi jeoloji diyorum, arkeolojinin ciddi manada geri gitmesine, arkeoloji yapmamızın daha zor hale gelmesine neden oluyor. Diğer taraftan bu sabiti çok az küçültürseniz, bu durumda da nötrinoları tespit etmek imkansız hale geliyor. Nötrinoları tespit edemediğiniz durumlarda da Güneş'in içindeki ve diğer yıldızların içindeki reaksiyonlarla, yıldız içi fiziği ile ilgili bilgimiz ciddi oranda kayboluyor. Dolayısıyla gene bu sefer astronomi yapma becerimizi önemli bir oranda kaybediyoruz. Bir başka örnek daha vereyim. Baryon foton oranı vardır ki bu mesela yaşamla ilgili bir şey değil. Bu oranı değiştirdiğimiz zaman yaşam çok etkilenmez, ama baryon foton oranını da yapacağınız en ufak bir küçültme veya büyütme, fark etmez hangi yönde değiştirdiğiniz, kozmik arka alan ışınımı denilen bütün evreni kaplayan bir radyasyonu tespit etmek imkansız hale geliyor. Bu radyasyon bizim Big Bang'in doğru bir teori, doğru bir kuram olduğunu, büyük patlama kuramının keşfetmemizde önemli rol oynadı, ama bu aynı zamanda büyük ölçeklerde evreni anlamamız için, yani kozmoloji yapmamız için en iyi, elimizdeki en iyi araçlardan biri. Yani biz kozmolojiyi arka alan ışınımından faydalanarak yapıyoruz. Evrenle ilgili, evren 300 bininci yaşında aslında bize büyük bir resmini sunuyor. Hem evrenin geçmiş hem de şu andaki haliyle ilgili çok önemli bilgiler elde ediyoruz. Ama siz baryon foton oranını arttırıp azalttığınız zaman artık bu araçtan faydalanamıyorsunuz. Örnekleri çoğaltmak mümkün, ama bu sanırım anlatmak istediğimi gösteriyor. Evrendeki temel sabitlerden hangisini alıp bununla oynarsanız bir şekilde bir bilim dalı ciddi manada etkileniyor. İşte teknoloji de etkileniyor. Mesela elektronun kütlesiyle yapacağınız oynamalarda bir anda elektrik teknolojisi imkansız hale geliyor. Hangi yerde oynarsanız oynayın, ya da işte Planck sabitiyle oynarsanız gene elektrik mühendisliğini imkansız hale getirebilirsiniz kolayca. En ufak bir arttırmada veya azaltmada. Dolayısıyla tüm bu örneklerin gösterdiği gibi evrenimizde temel sabitler, biz bilim yapalım, biz teknoloji yapalım diye optimum değerlere sahipmiş gibi gözüküyorlar. Şimdi bunun üstüne kafa yorduğumuz zaman, her şeyden önce teistik hipotez altında, yani evrenin bir tasarlayıcısı olduğu hipotezi altında, burada şaşıracak bir şey yok. Evrenin, İslam'ın veya diğer İbrahimi dinlerin öngördüğü şekilde bir tasarıcısı, bir yaratıcısı varsa, bu yaratıcı da iyiyse ve insanlarla ilgileniyorsa, elbette ki bize teknoloji gibi bir nimet bahşedecektir. Evreni anlamamızı sağlayacaktır, buna yol açacaktır. Dolayısıyla teistik hipotez altında bu duruma şaşılacak bir şey yok. Diğer taraftan ama bir yaratıcı ve tasarlayıcıyı reddettiğimiz zaman, temel sabitlerin bilim ve teknoloji için uygun değerlere sahip olması ya tesadüfle açıklanacak bir durum halini alıyor, ki bu ciddi manada makul gözükmeyen bir durum. Çünkü bütün sabitlerin optimum böylesi değerlere sahip olması, ya da çoğu sabitin en azından, ciddi manada şaşırtıcı. Yani bunun bir açıklaması yoktur demek çok çekici değil. Tesadüfle açıklamaya kalkmak çok makul değil. Zorunlu değil bu parametreler. Farklı değerlere pekala sahip olabilirlerdi. Dolayısıyla ateistik bakış açısında beklenmedik bir durum bu. Teistik bakış açısında beklendik bir durum. Dolayısıyla evrenin teknoloji ve bilim için hassas ayarlı olması esas itibariyle Allah'ın varlığı lehinde bir
delil teşkil etmiş oluyor. Çünkü onun altında beklendik, karşıt görüş altında beklenmedik bir durum. Dolayısıyla teistik hipotezi doğruluyor. Videoyu kapatmadan önce ilginç bir detaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Genellikle evrenin yaşam için hassas ayarlı olduğu iddiasına çok evrenlerle cevap verilmeye çalışılıyor. Ben bu cevabın çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Konuyla ilgili kanalımdaki videolara bakabilirsiniz. Ancak çok evrenler bu ikinci hassas ayarla ilgili hiç kullanılamaz. Neden? Çünkü genellikle strateji söyle. İşte diyorsunuz ki çok sayıda evren var ve bu evrenlerin bir kısmında yaşam var. İster istemez sadece yaşam olan evrenlerde yaşayan varlıklar olacak. Dolayısıyla bizim yaşadığımız evrenin yaşama uygun olmasında şaşırtıcı bir şey yok. Çünkü diğer evrenlerde biz olamazdık zaten. Dolayısıyla şaşıracak bir şey yok. Açıklamaya muhtaç bir şey yok demeye çalışılıyor genelde hassas ayar argümanına çok evrenlerle cevap verince. Ama evrenin bilim ve teknoloji için hassas ayarlı olduğu argümanına bu şekilde cevap veremezsiniz. Neden? Çünkü evet ben sadece yaşamın mümkün olduğu bir evrende olabilirim ama teknoloji ve bilimin mümkün olduğu bir evrende olmak zorunda değilim ki. Çok evrenler varsa bile hala ben bu soruyu sorabilirim. Ne oluyor da ben evrenin bilim ve teknoloji için yapmak için uygun olduğu bir evrendeyim? Bu benim bu evrende olmak zorunda değildim. Pekala, diğer çok sayıda evren var ki bu evrenlerde yaşam var ama bilim ve teknoloji mümkün değil. Niye ben o evrenlerde değilim de bu evrendeyim? Bunun bir açıklaması yok karşımızda. Dolayısıyla çok evrenler tesadüfle kalkıp ya da normalleştiremiyor evrenin hassas ayarlı oluşunu teknoloji ve bilim için. Dolayısıyla çok evrenler bu argümana karşı yaşam için hassas ayarlı olduğu iddiasına karşı kullanıldığı rahatlıkla kullanılamaz. Bu argümanı ileride daha çok açacağım inşallah. Ama bu sadece kısa bir giriş videosu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.